Hello everyone. Herkese merhaba. Bugün KGS1 İngilizce sorularına bakacağız. 2023 Ocak'ta çıkan İngilizce sorularına bakacağız bugün KGS'de. Sally ve Max diye iki karakterimiz varmış. Sally ve Max. Sally diyormuş ki, Do you brush your teeth? Dişlerini fırçalamayla ilgili bir soru soruyor. Max da cevap veriyor. After breakfast and dinner. Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden sonra diyor dişlerimi fırçalarım. Şimdi bu öyle bir soru sormadı ki. Sally öyle bir soru sormadı ki. Max demeli ki. Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden sonra. Neden dişlerini fırçalarsın? Kahvaltıdan ya da akşam yemeğinden sonra. Olmaz. How many times do you brush your teeth? Kaç defa dişlerini fırçalarsın kahvaltıdan ve akşam yemeğinden sonra? Bu olabilir. Buna tik atıyorum. How do you brush your teeth? Dişlerini nasıl fırçalarsın kahvaltıdan ve akşam yemeğinden sonra? Bu da pek olmaz. How much do you brush your teeth? Dişlerini ne kadar fırçalarsın kahvaltıdan ve akşam yemeğinden sonra? Bu da olmaz. Zaten sayılan bir şey olduğu için how many times'ı kullanırız. Sayılanlarda kaç defa demek için how many times'ı kullanırız. How many times do you brush your teeth? Dişlerini ne kadar? Dişlerini kaç defa fırçalarsın? Kaç kez fırçalarsın? How many times do you brush your teeth? After breakfast and dinner. Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden sonra fırçalarım cevabı olabilir. Yes. Number two. İkinci sorudayız. Burada Alice ve Melanie diye iki karakter var. Alice soruyor. Bir soru cümlesi bu. Your father at mall on weekdays. Senin baban hafta işleri diye bir soru var. Your father senin baban bir erkek ismidir. Yani he'dir. Melanie de cevap veriyor. No, hayır. He works only at the weekends. Sadece hafta sonları çalışır diyor. Alice, your father diye sorduğunda burada bir he var. He olduğu için he de are olmaz, do olmaz. Bu ikisini eleyelim. Kolej sınavlarında böyle eleme yöntemleri yaparsanız cevaba çok yaklaşırsınız. Peki, şimdi iki alternatif kaldı. Is mi olacak, does mı olacak? Is your father at the mall on weekdays? Senin baban alışveriş merkezinde mi? Hafta işleri. Bu cümle mantıklı bir cümle. Bildiğiniz gibi am bir yerde olduğumuzda kullanabiliriz. I am at the mall. Ben alışveriş merkezindeyim demek. He is at the mall. O erkek alışveriş merkezinde demek. She is at the mall. O kız alışveriş merkezinde demek. Yani burada emizardan izi kullanacağız ve izi kullandığımız için senin baban alışveriş merkezinde mi hafta işleri sorusunu soracağız. O da diyecek ki he works only at the weekend. Sadece o çalışır hafta sonları diyecek. Bu yüzden is mantıklı cevap. Does niye olmaz? Does'ı da bir kullanmaya çalışalım. Does your father at the mall on weekdays? Baban hafta içleri alışveriş merkezinde yapar mı ne? Yapar mı? Mantıksız bir cümle oldu. O yüzden cevabımız is oluyor. Yes, number three. 3 numaraya geçtik. Tom is a great. Tom is a great. Tom büyük bir nokta noktadır diyor. Great, büyük, muhteşem demek. His paintings are at the art gallery in the city center. Onun tabloları bir sanat galerisindeymiş, şehir merkezindeki. Şıkları verelim. Tom büyük bir fotoğrafçıdır, fotoğrafçı. Onun tabloları sanat galerisinde de fotoğrafçıyla tablo olmaz. Tom is a great architect. Tom büyük bir mimardır. Onun tabloları, mimarların tabloları olmaz. Tom is a great
dizayner. Tom büyük bir sanatçıdır. Onun tabloları. Sanat galerisinde bu da olmaz. Tom is a great artist. Tom büyük bir ressamdır, büyük bir sanatçıdır. Onun tabloları sanat galerisinde sergilenir. Burada bir ipucu da art var. Art sanat demektir. Art sanat demektir. Painting tablo demek, tablolar demektir. Galeride sanat galerisi diye çevirebiliriz. Number 3. 4 numaraya geçtik. Mel ve John diye iki karakter var. Are you good at music? Sen müzikte iyi misin diyor. John da cevap veriyor. Oh no, hayır diyor. I can't sing. Şarkı söyleyemem diyor. Burada olumsuz bir şey var. Dikkatinizi çekerim. Boşluk var burada. Play any music instruments. Hiç müzik aleti diyor burada da. Hiç dediği için hiç de bir olumsuzluk var. Yani burada bir olumsuzluk olacak. Devamında gene boşluk var. My sister plays the piano very. Ama diyor kız kardeşim çok iyi çalar müziği diyor. Bir olumsuz bir de olumlu olunca tabii ki ortaya bat gelecek. Burada da ben şarkı söyleyemem ya da müzik aleti çalamam olması lazım. Yani batı bulduk mu ikinci cümlede? Çünkü burada da yok ki. Ama ben piyano çalamam. Burada bat olması lazım. İki alternatifimiz var. İkinci boşluğa batı yapıştırdık. Birinci boşluğa da ben şarkı söyleyemem ya da müzik aleti çalamam olması lazım. O koymamız lazım. Zaten iki amayı seçemeyiz. Niye seçemeyiz? O hayır. Ben şarkı söyleyemem ama müzik aleti de çalamam. Saçma bir cümle olur. O yüzden iki bat olmaz. O ve batı Number 5, 5 numaraya geçtik. 5 numarada ne diyor bize? At the weekends. Hafta sonları diyor. My family and I climbed the blah blah. Hafta sonları ben, ailem ve ben tırmanırız diyor. Neye tırmanabiliriz? Bunu düşüneceğiz. Ondan sonra in our town, bizim kasabamızda and we watch different kinds of birds. Ve biz farklı türlerdeki kuşları izleriz. Climb tırmanmak demek. Çölde tırmanmak olmaz. Lake, gölde tırmanmak olmaz. Eleme yöntemini kullanıyorum. Okyanusa tırmanmak olmaz. Mountain, dağa tırmanmak olabiliyor. Bu da bir ilgi çekici şey de var. Kuşların da izlemediği bir yer olması için kuşlar da ancak dağlarda izlemek mantıklı olabileceği için cevabımız D şıkkı. Mountain. Dağlara tırmanıyor. Cevabımız bu. Number 5. 6 numaraya geçtik. I keep all my balls and place in the blah blah. Ben muhafaza ederim balls kaselerimi ve tabaklarımı nokta noktanın içinde diyor. Next to the kitchen window. Mutfak penceresinin bitişinde diyor. Kaseler ve tabaklar nerede muhafaza edebilir? Giysi dolabı olmaz. Buzdolabı olmaz. Cupboard, mutfak dolabı da olur. Şef raflarda olmaz. En mantıklı cevap mutfak araç gereçlerinin bulunduğu, mutfak dolabının olduğu cupboard yani boz ve place yani kasede ve tabakların bulunduğu yer cupboard. Buna cupboard demiyoruz, cupboard diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Number 7, 7. soruya geçtik. Emmy ve Mom. İki karakterimiz var. Bunların diyaloğuna bakalım. What? Boşluk. To do today. Bugün ne yapmakla? Bugün bir şey yapmakla ilgili bir şey yapacağız. Bir cümle kuracağız. Annesinin cevaba bakalım. Mom anne diyor ki You can walk the dog after the dinner. Köpeği yürütebilirsin diyor. Bu da öncelikli bir nokta. You İngilizce'de iki anlamları. Sen ya da sizdir. Yani Amy bu işi tek başına da yapıyor olabilir. Ya da Amy ve iki kişi de yapıyor olabilir bu işi. Birinci nokta bu. İkinci noktada cümlede can kullanıldı. Can yapabilmek demek. Yani köpeği yürütebilirsiniz.
Yemekten sonra köpeği gezdirebilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra gibi bir cümle olur. Alternatiflere bakalım. Şıklara bakalım. What do Lucy and I have to do today? Anne ben, Amy diyor ki ben anne bugün ne? Lucy ve ben ne yapmak zorundayım? Eğer buraya have koyarsak, bu have'i buraya koyarsak have to olur. Have to yapmak zorunda olmak demek. Bu cümle olabilir. A şıkkı olabilir. What is Lucy and I? Amy annesine Lucy ve ben neyiz diye soramaz. Bu cümle saçma olmaz buna çarpı. C şıkkına bakalım. Burada Ken var. Burada da Ken var. Olabilir ama neden olamaz? What can Lucy and I do to do? Yani burada to var. To olunca can to olmaz. Can to diye bir şey yok. Ha, have to diye bir şey var. O yüzden have to mantıklı, can to mantıksız. Can to diye bir şey yok. Sonuncuya da bakalım D şıkkına. What have Lucy and I? Biz, Lucy ve biz neye sahip olabiliriz gibi bu cümle bu da olmaz. Zaten cümle soru cümlesi olduğu için buraya do koysa koymak mantıklı olur. Burada do olması lazım. Soru cümlesinde başta do. What'tan sonra do koymalıyız. Burada do var, have var. Have olduğu için have to da deme şansımız var. Have to mantıklı olur. Ama bu mantıklı olmaz. Çünkü cümlenin başında D şıkkında do yok. Sorularda do'yu kullanmak zorundayız. Buna da çarpı. Cevabımız tabii ki A şıkkı. What do Lucy and I have to do today? Lucy ve ben ne yapmalıyım diye soruyor bugün annesine. Annesi de diyor ki siz köpeği gezdirebilirsiniz akşam yemeğinden sonra. Bu cevap mantıklı oldu. Yedinci cevabı A şıkkı. Number 8. Burada da iki kişi var. Paula ve Ben diye iki kişi var. Ben bir erkek ismidir. Benjamin'in kısaltmasıdır. Yani burada iki kişi var. Paula ne diyor? Why do you come to school by bus on Fridays? Neden okula cuma günleri otobüs ile gelirsin diyor. Ben yani Benjamin de öyle bir cevap vermesi lazım ki. Buna cevabı olması lazım. Nasıl bir cevap olması lazım? My dad. Benim babam he'dir. Go to work early. İşe erken gitmek zorunda dememiz lazım. Bu zorunda demek için de içinde have to ya da has to'dan bir şeyler kullanmamız lazım. My dad benim babam erkek he'dir. O yüzden have to'ları eliyoruz. Yani C ve D şıkkı olamaz. Onları bir eleyelim. Bu iki şık olabilir. Benim babam zorundadır işe erken gitmek. İkisi de olur has to has to. Ama buradaki boşluğa da farklı bir şey koymak lazım. He can't drive me. Beni süremez, beni götüremez. Çünkü beni götüremez mi? Yani şöyle. Benim babam işe erken gitmek zorunda. Çünkü beni götüremez mi? Ya da benim babam işe erken gitmek zorunda. Bu yüzden beni götüremez mi? Tabii ki cevabımız so bu yüzden olacak. Because çünkü buraya uymuyor. Cevabımız B şıkkı. Number 9. 9. soruya geldik. Josh Mom. Josh ve annesinin diyaloğu var. Yine iki kişi var burada da. Josh bir soru soracak. Burada soru işareti var. Can I have crisps with my juice, please? Cipsleri yiyebilir miyim? Cipslere sahip olabilir miyim? Meyve suyumla lütfen diye soruyor annesine. Annesi no Josh, hayır Josh diyor. You can have a bla bla. Bir şeye sahip olabilirsin diyor. Only after you finish your toast. Kızarmış ekmeğini bitirdikten sonra sahip olabilirsin. Yani burada Josh'un sahip olmak istediği şey annesi olarak neyi demek ister annesi? Kahvaltıya sahip olabilirsin Josh diyemez. Konu cipsler meyve suyu. Lunch öğle yemeğine sahip olabilirsin diye annesi izin vermiş olamaz.
Tostunu bitirdikten sonra öğle yemeğine sahip olabilirsin diyemez annesi. Tostunu bitirdikten sonra kahvaltıya sahip olabilirsin diyemez annesi. Tostunu bitirdikten sonra sadece tostunu bitirdikten sonra atıştırmalığa sahip olabilirsin. Olabilir. Tostunu bitirdikten sonra tatlılara sahip olabilirsin. Bu olamaz çünkü konuşmada Josh tatlı teklifinde bulunmadı, cips teklifinde bulundu. Yani atıştırmalık teklifinde bulundu. Snack atıştırmalık demektir. Cevabımız C şıkkı. Number 10. 10. soruya geçtik. Polar bears, kutup ayıları, have got white fur, beyaz kürke sahiptiler. Fur, kürk demek. So, it is difficult to see them on the snow. Bu yüzden onları karda görmek zor. Çünkü beyaz kürkleri var. But their eyes and blah blah are black. Ama onların gözleri ve nokta noktaları siyahtır. Onların gözleri ve neleri siyahtır? Gözleri ve başları siyah değildir. Gözleri ve burunları siyah mıdır? Evet. Noses burun. Gözleri ve bacakları siyah mıdır? Hayır. İptal. Gözleri ve boyunları siyahtır. Bu da olmaz. Gözleri ve burunları olacak cevabımız yani B şıkkı. Cevabımız B şıkkı. Number 11. 11 numaraya geldik. Sara ve Jasmine iki kişi var burada da. Ama burada önemli bir şey var. Which answer is false? Hangi cevap yanlış? Yani sadece yanlışı bulacağız, yanlış cevabı bulacağız. Sara ne diyor? Do you always do chores? Do you always do chores at home? Ev işlerini evde yapar mısın diyor. Sen daima evde ev işi yapar mısın diyor. Jasmine ne diyecek? Bakalım. Jasmine'in en değmeyeceği cevabı, dememesi gereken cevabı arayacağız. Evet ama bugün yapmak zorundayım. Pek mantıklı olmadı. Sen ev işleri yapar mısın? Evet ama bugün yapmak zorundayım. Saçma oldu. B şıkkı. Evet ve köpeği gezdirmek ev işleri yapar mısın? Evet ve köpeği gezdirmek favorim mantıklı bir oldu. Ev işleri yapar mısın? Daima değil ya sen. Bu da mantıklı. Ev işleri yapar mısın? Her gün çöpleri atarım. Bu da mantıklı. Ama ev işleri yaparım mısın? Ev işleri yapar mısın? Evet ama bugün yapmak zorundayım. En mantıksız, en yanlış cevabı. Yanlış cevap da A'ydı. Burada da bizden false yani yanlış cevabı istediği için cevabımız A şıkkı. Number 12, 12. soru. Burada ilk sayı okuyoruz. Which answer best completes the paragraph? Hangi cevap, hangi şık paragrafı en iyi tamamlar? Yani buraya en uygun cevabı bulacağız. Parçayı okuyalım. Maria lives on a farm with her family. Maria çiftlikte yaşar, ailesiyle birlikte. They have got many different kinds of animals. Bir sürü farklı türde hayvanları varmış. Maria loves them all. Maria hepsini severmiş. In the morning, she has to get up early to help her family. Sabahları erken kalkmak zorunda, ailesine yardım etmek zorunda. Ve burada bir boşluk var. Bu boşluğa güzel bir şey koymamız lazım. Uyumlu bir şey koymamız lazım. Son cümle diyor ki, She says it's important to take care of the animals. Hayvanlara bakmak önemlidir dermiş Maria. Yani hayvanlara da bakmakla ilgili bir ev işi koyabiliriz buraya. Bir bakalım. Sabah erken kalkarmış. Hayvanların bakımını yapmak önemliymiş. They have eggs and milk for breakfast. Onlar kahvaltı için yumurtalar ve süte sahiptir. Olmaz. Hayvanların bakımıyla ilgili bir cümle değil. Çünkü biz hayvanların bakımı önemlidir diyeceğiz cümlenin sonunda. Ev işlerini okuldan sonra bitiririm. Bu da hayvanların bakımıyla ilgili bir şey değil. O kız hayvanları besler ve temizler. Bu hayvanların bakımıyla ilgili mi? İlgili. O zaman buna tık atıyoruz. Ve sonuncusu, onun evcil hayvanı bir tavşandır. Hayvanlara bakmakla onun evcil hayvanı tavşandır pek uyan bir cevap değil. Hayvanlara bakma neyle ilgilidir? She feeds and cleans the animals. O kız hayvanları besler ve temizler ve hayvanların bakımı önemlidir. Yan yana gelince mantıklı olur. O yüzden cevabımız C şıkkı. Yes, 13. sorudayız. With the sentences, cümleleri oku. Put them into
The correct order to make a paragraph. Bir paragraf yapmak için cümleleri doğru sıraya koy. Choose the correct option. Doğru seçenekleri seç. Burada ne yapacağız? A şıkkını, B şıkkını, C şıkkını ve D şıkkını tek tek deneyeceğiz. Sıra sıra deneyeceğiz ve doğru cevabı bulacağız. A şıkkı neyle başlıyor? Beşinci cevap. Beşinci soruyla. Sonra yüzünü yıkar ve dişlerini fırçalar diyor. Cümleye sonra diye başlayamayız. A şıkkı iptal. B şıkkına geliyoruz. Kara ilden sonra kahvaltı yapar olur. Sonra yüzünü yıkar ve dişini fırçalar olur. O temizledikten sonra giyinir olur. 18.30'da evden ayrılır olur. Kara okula hiç kalmaz olur. B şıkkı olur, A şıkkı olmaz. C şıkkı ile D şıkkına bakalım. Kara okula hiç geç kalmaz. Okul, evden 8.30'da ayrılır. Sonra dişlerini fırçalar. Evden ayrıldıktan sonra dişlerini fırçalamayacağına göre bu da iptal. D şıkkına geldik. Kara 7'den sonra kahvaltı yapar olabilir. Evden ayrılır 8.30'da. Okula hiç geç kalmaz. Sonra yüzünü yıkar ve dişini fırçalar. Biraz saçma oldu. Giyinir. Temizledikten sonra giyinir. Yani giyinme işini de okula giden sonra saçma oldu. Cevabımız B şıkkı. Yes, number 14. 14 numara geldi. Complete the interview. Röportajı, söyleşiyi tamamla diyor. Use the questions from the box and choose the best answer. Bu kutudaki cümleleri kullanacağız ve doğru cevaplara bakacağız. Yes, başlıyoruz. Bill ve Max konuşuyor. Max diyor ki, I am a tailor. Ben bir terziyim. Öyle bir soru sorması lazım ki ben terziyim cevabını alması lazım. Nasıl bir soru olabilir bu üçünden? İşin zor mu? Buraya yazamayız. Biri yazamaz. What do you do? Ne yaparsını yazabiliriz. Are you a designer? Bir tasarımcısı mısın? Terziyim. Bunu da yazabiliriz. Yani 2 ile 3 buraya oluyor. Do you make on your own course? Ben bir terziyim. Yani onun terzi olduğunu bilmeden böyle bir soru soramayız. Yani 4 de olmaz. Buraya 2 ya da 3 koyacağız. Bakalım devamına. İkinci olarak Max cevap veriyor. Sometimes but I really enjoy it. Bazen ama gerçekten keyif alırım diyor bu işte. Neyi sorması lazım? Çalışmak zor mu? Bazen zor ama keyif alıyorum. Buraya çok iyi uyar. Ne yaparsın? Uymaz. Sen bir tasarımcı mısın? Uymaz. Kendi kıyafetlerini yapar mısın? Uymaz. Yani ikinciye bir koyuyoruz. İkinci boşluğa bir koyuyoruz. Max gene cevaplıyor. First, öncelikle I look at a sketch. Önce bir taslağa bakarım. And cut the pattern. Ve kalıbı keserim diyor. Then I create the clothes. Ondan sonra da kıyafetleri yaratırım diyor. Yani işi nasıl yaptığını anlatıyor. Buraya da en uygun cevap sen ne yaparsın? Önce taslağa bakarım, sonra kalıbı keserim, sonra kıyafetleri yaratırım. Yani buraya da en çok uyan sen ne yaparsın olur. İki. Sonuncusu. Evet diyor her zaman. Yes all the time. Evet her zaman diyor. Yani öyle bir soru sorması lazım ki evet her zaman demesi lazım. Ne? Evet her zaman demesi lazım. Do you make your own clothes? Kendi kıyafetlerini kendin yaparsın, yapar mısın? Giydiğin kıyafetleri kendin yapar mısın? Yes, all the time. Evet, giydiğim kıyafetleri, kendi kıyafetlerimi kendim yaparım. Yani buraya da 4 en uygunu. Yani cevabımız A. Nasıl olacak? Bir daha tekrar edelim. Bir tasarımcı mısın? Ben bir terziyim. İşim zor mu? Evet bazen ama keyif alırım.
Nasıl, ne yaparsın? Önce taslaklara bakarım, sonra kalıp keserim, kalıbı keserim, sonra kıyafet yaratırım. Kendi kıyafetini kendin mi yaparsın? Evet, daima diyor. Yani cevabımız A şıkkı. Evet, 15. sorudayız. Okuyup doğru cevabı seçeceğiz. Önce 0. soru var. Burada örnek bir soru var. I am Bella. Ben Bella'yım. İtalya'danım. İtalya'dayım. Hangi suya? People visit our country and they enjoy our food. Ve yemeklerimizi de insanlar benim ülkemi ziyaret eder ve yemeklerimizden de keyif alır. O yüzden ben İtalya'danım. Buraya en iyi uyan cevap olur. Yani from, ben İtalya'danım demek. Sıfırıncı sorunun cevabı böyleydi. Devam edelim parçamıza. My parents work in a very big restaurant with lots of tables. Benim ailem çalışır çok büyük bir restoranda, birçok masası olan bir restoranda. Ailelerinin bir restoranı varmış. It's our family shop. Bu bizim ailemizin dükkanı diyor. My parents. Benim ailem değildir, çoğuldur. Always there from Monday to Saturday. Pazartesinden cumartesiye kadar benim ailem oradadır. Orada. Ama cevaplar 15'e bakalım hangine uyar. Cumartesinden pazartesi kadar oraya gider mi uyar? Cumartesinden pazartesi kadar orada çalışır mı uyar? Cumartesinden pazartesi kadar sahip midir uyar? Cumartesinden pazartesi kadar orada olmak mı uyar? Tabii ki pazartesinden cumartesi kadar çalışmak uyar buraya. Pazartesinden cumartesi kadar çalışmak 15'in cevabı. 16. 16'dayız. We have the best pizza and a lot of people come from all over the country to try it. Biz en iyi pizzaya sahibiz ve birçok insan ülkeden gelip pizzamızı dener diyor. 10 boşluk 16. Days like this. I take photos of the restaurant and upload them on Facebook. Böyle günlerde ben fotoğraf çekerim ve restoranın fotoğrafını çekerim ve Facebook'a yüklerim fotoğrafları diyor. Fotoğrafları çekerim. 16'ya hangisi uyar bir bakalım. Böyle meşgul günlerde fotoğraf çekerim mi olur? Böyle aç günlerde fotoğraf çekerim olmaz. Böyle hızlı günlerde fotoğraf çekerim de olmaz. Böyle arkadaşça günlerde fotoğraf da çekerim pek olmaz. Böyle meşgul günlerde fotoğraf çekip Facebook'a yüklerim. En mantıklı cevap, yani 16'nın cevabı A. 17 okuyalım. This is how I nokta nokta my pocket money. Bu benim cep paramı kazanma şeklimdir olacak. Earn kazanmak demektir olur. Spend harcamaktır olmaz. Take almaktır. Cep paramı almak da pek olmaz. Cep paramı kazanmak daha mantıklı. Use kullanmak. Cep paramı böyle günlerde kullanırım. Bu da olmaz. Cep paramı, yani cep harçlığımı böyle günlerde kazanırım. En mantıklı cevap 17. A şıkkı. Şurada kaldık. My sister never comes to the restaurant. Benim kız kardeşim restoranta hiç gelmez. Because, çünkü she boşluk 18. To study the test all the time. Sınavlarına çalışmak zorunda daima. Çalışmak zorunda olmaya bakacağız birazdan. Burada to var. To'ya dikkat edelim. Do you help your parents? Siz ailenize yardım eder misiniz? Diye bitiyor cümle. Onu geçelim. My sister never comes to restaurant. Benim kız kardeşim hiç restorana gelmez. Because she blah blah to study for the test all the time. Sınavlarına, testlerine çalışmak zorundadır olacak. Zorunda olmak için can yapabilmek diyemeyiz. Zaten can to diye bir şey yok. Have to, has to diyeceğiz. She olduğu için de have to olmaz. Are da diyemeyiz. Çünkü zorunda olmak kullanacağız. Don't yapmamak demek. Bu da olmaz. Has sahip olmak demektir. Ama bunu çizelim. Bunun üstünü çizelim. Oradaki to'ya bakalım. Burada to var.
Burada yıldız, tu var. Has to zorunda olmak demektir. Sınavına çalışmak zorunda olmak has to olduğu için buraya sadece has koysak olur. Cevabımız has. 18. cevabı has. 19. sorudayız. Parça sorularındayız. Parça sorularında önce ben ne yaparım? Önce soruyu okuyup sonra parçayı okumayı daha mantıklı bulurum. 19. soruya bakalım. Isabella. Isabella diye bir kız varmış. Bakalım soruda ne arayacağız? Isabella büyük hayvanlara sahiptir sokağında. Isabella bir kulübe sahiptir çocuklar için kasabasında. Isabella kulüpteki çocuklar da toplanır evde. Isabella diğer çocuklara evcil hayvan satın alması için yardım eder. 4 tane aday cevabımız var. Bakalım. Birinci cümleden parçayı okumaya başlayalım Isabella'ya. Isabella Rivera is only 11 years old. Sadece 11 yaşındadır. Buraya çizgi koydum. Parçalarda, noktalarda durup hayal etmeyi size tavsiye ederim. Yani parçada geçen olayı kafanızda canlandırırsanız soruları çok daha kolay çözersiniz. Isabella 11 yaşındadır. She is little but what she does for animal is big. Ama ev hayvanları için, sokak hayvanları için yaptığı şeyler büyüktür. There are a lot of cats and dogs in her town and that are hungry and thin. Onun kasabasında birçok kediler ve köpekler varmış ve bunlar aç ve zayıfmış. Isabella starts to think, what can I do for them? Isabella onlar için ne yapabilirim diye düşünüyormuş. Then she has an idea. Ondan ve bir fikri oluşmuş ondan sonra. It's a club called Kids for Animals. Hayvanlar için çocuklar diye bir kulüp aklına gelmiş. In this club, children in her community meet at Pickens. Onun kulübünde çocuklar toplanırmış, varmış. Hafta sonları toplanırmış. They go from house to house, evden eve gezerlermiş and ask for money. Ve para için ricada bulunurlarmış, para toplama için ricada bulunurlarmış. After that, bundan sonra they buy pet food with the money they collect. Ve topladıkları parayla evcil hayvanlar, sokak hayvanlarına yemek alırlarmış. It is very important to help animals. Hayvanlara yardım etmek önemlidir diyor. We share the earth with them. Dünyayı biz onlarla paylaşırız diyor hayvanlarla. Isabella says, Isabella diyor. People from the town feel sad for the animals. Kasabadaki insanlar üzgün hisseder hayvanlar için. So they are proud of the children. Bu yüzden de çocuklar da gurur duyuyorlar. Hayvanlara yardım ettiği için. 19'a bakalım. 19. cevabımız hangisi olabilir? Isabella büyük hayvanlara sahiptir sokağında. Büyük demiyor bize. Olamaz. Isabella bir kulübe sahiptir. Çocuklar için. Çocuklar onda bir kulübe sahiptir. Doğru. Isabella kulüpteki çocuklarla toplanır. Evde, yuvasında. Hayır, olamaz. Isabella diğer çocuklara evcil hayvan satın alması için yardım eder. Evcil hayvan satın alsın diye yardım etmez. Sokak hayvanları için para toplar ve onlara yemek alır. Yani cevabımız Isabella büyük hayvanlara sahiptir sokağında değil. Isabella kulüpteki çocuklarla evde toplanmaz. Isabella diğer çocuklarla evcil hayvanları satın alması için yardım etmez. Ne yapar Isabella? Büyük bir kulübe sahiptir. Çocuklarla kasabasında. Çocuklar için kasabasında büyük bir kulübe sahiptir. Cevabımız B şıkkı. 20. sorudayız. Önce soruyu okuyup sonra parçadan istediğimiz bölümü bulmaya çalışacağız. Önce soruyu okuyalım, sonra parçadan istediğimiz bölümü bulmaya çalışalım. When they visit Ella's web page, people can. Diyor ki, onlar Ella'nın web sayfasını ziyaret ettiği zamanlar insanlar nokta nokta yapabilir. Ne yapabilir? Ella'nın web sayfasını, internet sayfasını ziyaret edince bu insanlar.
Sevmeyin, para tasarruf edebilirler mi? Buy Medi Teddy Bears, Medi oyuncak ailesi satın alabilirler mi? 20 bin euro kazanabilirler mi? El aya para verebilirler mi? Şimdi Ela'nın bölümüne gidip onu okuyalım. Ela bölümü şurada. Bakalım bu insanlar web sayfasının ziyaret edince Ela ne yapar? This is the 12 years old Ela Castano and her Medi Teddy. Meditedi dediği oyuncak adının adı Meditediymiş. 12 yaşındaki Ela Castano'yu da gördük zaten. Ela Designs Meditedi for Kids in Hospital. Ela Meditedi'yi tasarlamış hastanedeki çocuklar için. She's not always healthy. Daima sağlıklı değilmiş bu kız. And Ela sometimes has to stay in hospital. Ve bazen bu kızın hastanede kalması gerekirmiş. She sees other children in the hospital. Hastanede diğer çocuklar görünce bu kız. Ela knows how they feel. Onları nasıl hissettiğini o da kaldığı için hastanede biliyormuş. And she wants to help. Ve onlara yardım etmek istermiş. She has a web page. Bu kız bir web sayfasına sahipmiş. People can visit this web page. İnsanlar bu web sayfasını internet sayfasını ziyaret edebilirlermiş. And sell Ela money online. Ve Ela'ya online şekilde internetten para gönderilirmiş. Ela saves 20,000 euros. Ela 20 euro buradan tasarruf yapmış, 20 euro kazanmış. No, şimdi she can make money. Şimdi para yapabilirmiş. Many meditated bears. And give them ill children hospitals. Ve hastanedeki çocuklara bu parayı verebilirmiş. Bir daha dönelim 20. soruya. Bu durumda para tasarrufu edebilir mi? İnsanlar para tasarruf etmez Ela'nın web sayfasını ziyaret ettiğinde. Buy Meditated Teddy Bears oyuncak ayı almazlar Ela'nın web sayfasını ziyaret ettiğinde. Win 20,000, 20 bin euro kazanabilirler miyiz Ela'nın web sayfasını ziyaret ettiklerinde? Tabii ki hayır. Ela'nın internet sayfasını ziyaret ettiklerinde Ela'ya para verirler. Ve cevabımız da şıkkı olur. Burada da zaten gösteriyor ki insanlar Ela'ya para gönderiyor. 20 ve toplam 20 bin euro kazanıyor Ela gönderilen bu para. Ela ve bu parayı da çocuklara, sanki çocuklar için harcıyor Ela. Bu parayı hastanedeki çocuklar için Ela nasıl harcıyor? Bir sürü gelen parayla Medi isimli bu oyuncak ayıdan alıp hastanedeki çocuklara veriyor Ela. Yani para toplayıp oyuncak ayı kendisi alıp çocuklara dağıtıyor. Evet, 21. sorudayız. What does Sydney say? Sydney ne söylüyor? Onu bulmaya çalışacağız. O bir telefon ya da tablet kullanmadığını mı söylüyor acaba Sydney? Videolar izlemek ya da oyunlar oynamak önemli midir diyor acaba Sydney? Okumak bugünlerde popüler değildir mi diyor acaba Sydney? Birçok çocuk bugünlerde çok sağlıklı değildir mi diyor acaba Sydney? Parçaya bakıp bu dört cümleden birinin doğru olduğunu bulacağız. Sydney'yi bulalım. Yes, Sydney buradaki çocuk. Biraz yakınlaştıralım ha. Yes. Sydney also 7 years old. 11 yaşındaymış. Loves to read. Okumaya bayılırmış. But a lot of children today not. Ama bugünlerde birçok çocuk okumaya bayılmazmış. Noktalarda durup düşünüyorum. They always want to watch videos or play games on their phones and tablets. Çocuklar video izlemek istermiş, oyunlar oynamak istermiş telefonlarında ya da tabletlerinde. Sydney says. Sydney bunu söylüyor. He also spends time on the internet. İnternette de vakit geçirirmiş Sydney. Of course, tabii ki. But not all the time, ama her zaman değil. It's not healthy for their eyes or their bodies. Çocukların gözleri ve vücutları için sağlıklı değildir bu diyor. Sürekli bilgisayara bakmak, tablete bakmak. Sydney thinks reading is a better activity. Sydney düşünüyor ki okumak daha iyi bir etkinliktir. And it can make
Children creative, yani ve okumak çocuklarda yaratıcılık yapabilirmiş. So he starts a book club ve bu yüzden bir kitap kulübünü başlatmış. For boys from 8 to 12 years old. 8 ile 12 yaş arasındaki oğlan çocuklarına, erkekler için bir kitap kulübü başlatmış. They meet once a week. Onlar toplanırmış haftada bir, after school okuldan sonra, and share the stories ve hikayeler paylaşırlarmış. They read with each other. Okudukları hikayeleri birbirleriyle paylaşırmış. Sydney'in kitap kulübündeki arkadaşları. 21. soruya tekrar gelelim. Dediğimiz gibi Sydney telefon kullanmadığını söylemedi. Böyle bir şey yok. Videoları izlemek ve oyunlar oynamaktır demedi Sydney. Bunu da demedi Sydney. Okumak bugüne de popüler değildir söyledi böyle bir şey. Artık çoğu çocuk okumaz dedi. Birçok çocuk bugünlerde çok sağlıklı değildir diye bir sözü yoktur Sydney'in. Sydney'in tek söylediği şey, bulalım oradan. But a lot of children today not. Birçok çocuk okumaz dedi artık. Ve bundan da okumanın popüler olmadığını bulduk. Yani 21'in cevabı okumak bugüne de popüler değildir söylediği için Sydney C şıkkı. 22, 22'ye geldik. Which is true about the three children? Bu üç çocuk hakkında hangisi doğrudur? Bulmaya çalışacağız. Üç çocuğumuz vardı. Bunlar Isabella, Ella ve Sydney'ydi. Şıkları bir okuyalım 22'de. Doğru şıkkı bulmak için. Isabella'nın kasabasındaki çocuklar onun kulübü hakkında çok mutludurlar. Birinci şıkkımız. Ella çocuklar için oyuncak ayılar satar. İkinci şık. Herkes Sydney'in kitap kulübüne gidebilir. Üçüncü şık. Bu kitap kulübü Sydney'in kitap kulübü hafta sonları toplanır. Bir bakalım. Önce Sydney'in kitap kulübüne bakalım. Sydney'in kitap kulübü ne diyor burada bize? They meet once a week. Haftada bir toplanır. After school. Okuldan sonra toplanır. Yani hafta sonu toplanamazlar. Hafta sonu toplanma şıkkını bulalım. Hafta sonu toplanmazlar. Cevabımız D şıkkı olamaz. Everyone can go to Sydney's book club. Herkes Sydney'in kitap kulübüne gidebilir diyor. Bakalım bu doğru mu? to 12. 8-12 arası boys erkek çocuklar gidebilir sadece bu kitap kulübüne. Herkes gidemez. Herkesin gittiğini söyleyen C şıkkı da iptal. Ella çocuklar için oyuncak ayılar satar. Ella'ya bakalım. Ella oyuncak ayı mı satar? Bir bulalım Ella'ya. Ella 20 bin euro toplamış demişti. Parayı online Ella'nın internet sitesine gönderirler. Bağışçılar para gönderir Ella'nın internet sitesine. Ella da bir sürü teddy bear yapar. Oyuncak ayı yapar. Bu parayla bir sürü oyuncak ayı yapıp hastanedeki çocuklara oyuncak ayıları iletir. Yani Ella oyuncak ayı satmaz. Oyuncak ayılar için para toplar ve tasarlar oyuncak ayıları. O yüzden cevabımız Ella'nın oyuncak ayı sattığını söyleyen B şıkkı da değil. A şıkkına bakalım. Isabella'nın kasabasındaki çocuklar onun kulübü hakkında çok mutlular. Isabella'ya gidelim. Isabella'nın kasabasındaki çocuklar hayvanlar için ne yapabiliriz diye düşünen şu insan çocuklar. Isabella'nın olduğu insanlar, kasabasındaki insanlar, people burada da var aynı şey, people burada da var. People burada da var. Isabella'nın kasabasındaki insanlar değil, Isabella'nın kasabasındaki çocuklar mutludurlar. Isabella'nın bu kulübü hakkında, hayvanlara yardım kulübü hakkında mutludurlar. Bakalım bir buraya.
insanlar üzgün hissedermiş. Ama ondan sonra da gurur duyarlarmış. Onun çocuklar ve bu çocuklar hakkında insanlar halk gurur duyarmış. Çünkü yaptıkları iş çok önemli bir şeymiş ve dünyayı biz onlarla paylaşırız diyor. Yani hayvanlara yardım ettiği için bu çocuklar, bölge halkı, insanlar mutludurlar aslında. Bu da üzgün gözükse de hayvanlara yardım edildiği için bu insanlar mutludur. O yüzden cevabımız Isabella'nın kasabasındaki insanlar çok mutludur. Isabella'nın kulübü ile ilgili. Çünkü hayvanların üzüntülü durumlarına engel olur Isabella'nın yaptığı ve arkadaşlarının yaptığı katkılar. Cevabımız A şıkkı.